Merhaba arkadaşlar bu dersimizde dünyayı oluşturan iç kuvvetler ve onların etkisinden bahsedeceğiz. İç kuvvetler ÖSYM tarafından da sıkça sorulan sorular ve konu başlıkları arasında bunu da unutmayalım ve diyelim ki iç kuvvetlerle ilgili yorumlarımızı yaparken orajenizin, projenizin levhaların ne olduğunu ve bunlarla ilgili kuvvetli bilgilerin karşımıza çıkabilecek soruların ne olduğunu da ayrıntılarıyla ve detaylarıyla mutlaka aklımızda tutmaya çalışalım. Arkadaşlar bununla ilgili ilk karşımıza çıkacak bilgi dünyanın oluşumudur. Dünyanın oluşumu ve buna bağlı olan katmanların neler olduğu ile ilgili sıkça soru karşımıza çıkacak. Şimdi dünyanın nasıl oluştuğu, dünyanın üzerindeki hangi etkilerin dünyanın şekillenmesine yardımcı olduklarından bir bahsedelim arkadaşlar. Leva tektoniği ve kayaçlar buna bağlı ana başlığımız ise iç kuvvetler. Şimdi Dünyanın oluşumu nedir? Dünyanın oluşumunda en önemli etki kimindir ve bu etkiye sahip olan o varlık dünyayı nasıl şekillendirmiştir? Onlara bir bakalım. Dünyanın oluşumu diyoruz arkadaşlar. Dünyamız başlangıçta hepimizin bildiği üzere bir toz bulutuydu. Dönmenin etkisiyle ki biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Savrulma. Yani dünyanın sahip olduğu bir çizgisel hız vardı. O çizgisel hız belli başlı bir savrulma oluşturdu ve bu savrulma sonucunda da dünya etrafında dönerek farklı bir soğuma alanına geçti. Şimdi dönmenin etkisiyle bir toz bulutu zamanla küçülüyor ve bugünkü şeklini alıyor. Hatta geoidlik üzerinde de etkili olan ana başlıklardan bir tanesi de yine savrulma etkisidir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Hemen arkasına... Şimdi bize dünya ile ilgili ana başlıkta bir takım sorular getirecek ÖSYM. O başlıkları incelemeden önce dünyanın geçmişten günümüze nasıl bir uzanış gösterdiğine bakalım. 240 milyon yıl önce dünyayı görüyorsunuz arkadaşlar. Dünya bundan öncesinde sadece sulardan oluşuyordu. Ayla arasındaki çekim çok kuvvetliydi çünkü ay dünyaya bugünkünden çok daha yakındı. Şimdi bu yakınlık aslında dünyayı çok başka bir aleme götürmüştü ve gün uzunluğu 6 saatti. Yani şu an yaşadığımız 24 saatlik gün uzunluğu eski dönemlerde 6 saat kadar kısaydı. Zamanla uzaklaşmanın etkisiyle gün uzunluğunda ne yapıyor? Artarak devam ediyorum. Bu anlamda dünya aslında e, kükreyen, e, zaman zaman burnu akan, zaman zaman da bu anlamda dünya için sıkıntı çıkaran magmaya sahip. İşte o magmanın varlığı aslında dünyanın bambaşka bir şekli almasına sebep olmuş. Şimdi yine az önce verdiğimiz detayla bakarsak 240 milyon yıl önce denizlerin arkasından magmanın delirmesiyle ortaya karalar çıkmaya başladı dünya 240 milyon yıl önce şekilde gördüğümüz üzere sadece birbirine daha yakın karalardan oluşmaktaydı. Sonrasında yani 60 milyon yıl öncesine baktığımızda aslında bugünkü şekle yakın bir şekil almaya başlamıştır dünya karaları. Hemen Günümüze gelelim günümüzde ise çok daha başka bir şekle sahip olduğunu görüyoruz. Bu neyin ispatı arkadaşlar? Demek ki dünya sürekli bir devinin ve hareket halinde. Bu hareket aslında dünyanın birbirinden farklı görüntülere sahip olmasına da neden olan hareketi açıklamakta. O hareketin ne olduğu hangi özellikte olduğu ve karşımıza ne tip sorular çıkaracağını da az sonra da göreceğiz. Peki. Hemen bir detay olsun diye ben gelecekteki halini de buraya ekledim. Gelecekteki haline bakarsanız dünyanın kıtalarının tekrar birleşmekte olduğunu ispatını rahatlıkla görebilirsiniz. Yani dünya ayrıldı ve şu an tekrar bir birleşim devam etmekte. Yani bunun ispatı olarak da neyi söyleyebiliriz? Yunanistan'ın Türkiye ile arasındaki mesafenin sürekli ne yapması? Azalmasını örnek gösterebiliriz. Dünya kıtaları ayrıldı ve günümüzde tekrar birleşim başladı. Gelecekte olacak şekil ise birleşmiş hatta tek bir kıta olmuş ve tek bir ada olmuş görüntüsüne sahip olacağıdır dünyanın. Dünyanın içini ve dışını incelememiz gerekirse. Dünyanın içi ve dışı deyince aklımıza hemen şunlar gelecek. Dünyadan bir kesit aldığımızda ve baktığımızda bu kesit acaba karşımıza neler çıkacak? Bu kesitlerin bu anlamda dünya üzerindeki etkileri nelerdir? Onlara bir bakalım. Yer yuvarlağının yoğunluğu, sıcaklığı ve bileşimleri birbirinden farklı üç ayrı katmandan oluştuğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Şimdi dünyanın yapısıyla ilgili bu bilgiler son derece sınırlı ve biz bu bilgilerle deprem, maden kuyuları, volkanlarla çok daha yakın ve paralel bilgilere ulaşabiliriz. Yani bize dünyanın içiyle ilgili en önemli, en detay bilgileri neler verir derse hemen ne diyeceğiz? Deprem. Arkasına maden kuyuları ve yine volkanlar önemli yer içi bilgilerini veren alt başlıklarımızdır. Bunu unutmayalım. Deprem bu anlamda en doğru bilgiyi veren alt başlığımız. Bu da önemli bir detay olarak karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi dünyanın katmanları. Madem dünya bir takım katmanlardan oluşuyor ve biz bunlardan mesulüz. Karşımızda hangi katmanlar, hangi özelliklerle çıkabilir? Şimdi onlara bakalım. Yer kabuğu birinci katmanımız. Çok aslında e, bildiğimiz ve tanıdık bir katman. Üzerinde yaşadığımız katmanı biz ne diyoruz? Yer kabuğu. Diğer ismini sorarsa bize ÖSYM ne diyeceğiz hemen arkadaşlar? Li, Yani taş, küre. Üzerinde yaşadığımız katmanı bize tanımlayacak olandır. Kalınlığım. Karalarda 33-35 kilometre, okyanuslarda ise 8-10 kilometredir. Yani yer kabuğunun kalınlığı karalarda çok daha fazla, okyanuslarda çok daha azdır bunu unutmayalım. Sıcaklık diğer katmanlara göre daha azdır. Bu aslında bizim öngörebileceğimiz bir şey. Aşağılara doğru indikçe sıcaklık ne yapacaktır? Ortalama 33 metre 1 santigrat derece artacaktır. O yüzden en soğuk yani diğerlerine göre en soğuk katmanımız yer kabuğu ya da litosferdir unutmayalım. Sıcaklık düzenli olmasa da yerin derinliklerine inildikçe her 33 metrede 1 santigrat derece artar. Düzenli olmasa da bazı yerlerde alt başlıklar gireceğiz ve oralarda farklılaşma ne olduğunu da belirteceğiz. İki bölümden oluşur yer kabuğu. Siyal ve Sima adını verdiğimiz bölümlerdir bunlar. Siyal ve Sima'nın da birbirinden farklı özellikleri vardır. Şimdi onların ne olduğu, hangi özelliklerin birbirinden farklı olduğuna bir bakalım. Şimdi yerin katmanlarını incelerken aşağı doğru iniyoruz. Hemen iç çekirdekle karşılaşıyoruz. Bir üstünde dış çekirdek, bir üstünde alt manto, bir üstünde üst manto hemen karşılaştığımız ve dünyaya en yakın katman ise litosfer. Yani yer kabuğu arkadaşlar. Şimdi bunu incelersek aşağıya doğru neyin arttığını görüyoruz? Sıcaklığın. Düzenli olmasa da her 33 metrede 1 santigrat derece sıcaklığın ne yaptığını söyleyebiliriz? Arttığını söyleyebiliriz. Düzenli olmasa da Peki şimdi yerin katmanlarının bu anlamda ilk katmanının bir iki başlığını ayırmıştık. O katmanlar nelerdir? Onların özellikleri nelerdir? Onlara bir bakalım. Siyal yani granitik kabuk. Yer kabuğunun üst bölümüdür. Sıcaklığı ve yoğunluğu simaya göre daha azdır. Büyüsüne silisyum artı alüminyum. Bu bir yerden tanıdık gelecek. Aslında biz silisyum artı alüminyum ne yapmışız? İlk iki alıp siyal demişiz bu katmana. Yani içeriğindeki e, minerallerin ne olduğunu bize açıklayan sima ya da siyal katmanları özellikle karşımıza bununla ilgili bilgi de çıkabilir. Kalınlığı karalarda fazla. Özel bir bilgi arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Kalınlığı karalarda fazla. Okyanus tabanlarında ise azdır. Yani ÖSYM bize sorarsa Silin kalınlığı nerede daha fazladır? Kesinlikle karalarda diyeceğiz. Sima'nın kalınlığı nerede fazladır? Kesinlikle deniz ve okyanus tabanlarında diyeceğiz. Bu özel bir bilgi yıldızda koyduk. Lütfen bunu atlamayın. Sima ise biz buna ne diyoruz? Diğerine granitik demiştik. Buna da bazaltik kabuk diyoruz. Hemen yanında bununla ilgili bir şekil verildi. Şekle geçmeden önce yer kabuğunun bir alt bölümü. Yani siyahiden sonraki bölüme biz ne diyoruz? Sima. Birisine silisyum artı magnezyum. Zaten isim bunu bize kolaylıkla verecek. Silisyum artı magnezyum simayı oluşturmuştur. Okyanus tabanlarında kalın. Dağların altında incedir. Hemen buna da bir yıldız koyuyoruz arkadaşlar. Neden dersek Siyah ile ilgili şunu sorabilir. Nerede kalındır? Sima ile ilgili de aynı soruyu sorabilir. Hemen neyi düşüneceğiz? Siyah üstte kabuk kanalarda çok daha kalın. Sima bir alt kabuk ve okyanus ya da deniz tabanlarına daha kalındır. Bu bilgi özel bir bilgi olarak karşımıza çıkabilir. Hemen yine şekline bakalım. Şekilde biz az önce anlattığımızı burada da daha kolay yorumlayabilirim diye şekillendirdik. Siyal diyoruz. Siyal nerede kalındı? Karalarda. Hemen yazalım o zaman. Karalarda siyal çok daha kalın iken. Sima nerede kalındı arkadaşlar? Sima deniz ve okyanus tabanlarında çok daha kalındı. Lütfen özel bir bilgi dedik. Bunu unutmayın. Hemen arkasından gelecek katmanımız manto. Yine mantoda özel bir katma. Neden özellerse? Magmanın varlığını biz işte mantoda göreceğiz. Magma dediğimiz şey ise dünyayı bu anlamda şekillendiren, dünyanın bu anlamda baştan yaratılmasını sağlayan e, özel sıvının olduğu yerdir. Şimdi mantoyu biz ikiye ayırıyoruz. Ne demiştik mantoyla ilgili? Az önceki şekilde dış manto ve iç manto. İki anasal kabuğa ayırdık biz mantoyu. Peki mantonun genel özellikleriyle ilgili soru çıkarsa hangi yorumları yapabiliriz? Hemen alt başlıklarla bunu da şekillendirelim. Yer kabuğu ile çekirdek arasında yer alan, yani orta kısmı belirten katmanın adı manton. Ateş küre ya da pirosfere diye adlandırılabilir bu katman. Ateş küre dememizin sebebi hemen şuraya bir alt başlık çıkartıyoruz. Magma arkadaşlar. Magma özel bir yapılanma, dünyanın şekillenmesine çok özel bir yeri var. Magmanın ne olduğu ve magmanın dünyayı nasıl şekillendiği de az sonraki konularda detaylı olarak anlatılacak. Evet arkadaşlar mantoda özel bir bilgimiz var. Bu özel bilgiye hemen biz yine yıldızımızı koyalım. Diyoruz ki konveksiyonel akımlara sahiptirler çok önemli bir bilgi. Neden derse magma burada yer alıyor Bunu unutmayalım. Magmanın burada yer alması ve hatta arkasından konveksiyon akımları sahip olması mantonun bu anlamdaki işlemini daha da etkin hale getirmiştir. Lütfen unutmayalım. Ne de peki konveksiyon akımları ise? Sıcak kaynayan bir çorbayı düşünelim arkadaşlar. Sıcak kaynayan çorbanın üst kısmında kalan soğuk ne yapacaktır? Sürekli ısınmak için dibe dalacak, ısınacak, ısındığı için hafifleyerek tekrar yükseğe çıkacak, tekrar aynı hareket devinime devam edecektir. Yani sıcak çorba örneğinde olduğu gibi magmada konveksiyonel akımlar sayesinde hareket eder ve dünyayı şekillendirir. Çok önemli bir bilgi. O zaman karşımıza şöyle sorular çıkarsa magmadaki bu hareketin sebebi nedir ve bu hareket neye göre şekillenmektedir derse hemen aklımıza ilk gelecek konveksiyonel akımlar olmalıdır. Çok önemli ve detaylı bir bilgi. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi şekil üzerinde de ben bunu tasvir etmeye çalıştım. Diyoruz ki magma akışkan bir sıvı. Ve diyoruz ki yukarıya doğru ne yapacak? Sürekli bir konveksiyonel hareket yapacaktır. Yani Isınma, hafifleme, yukarı çıkma, tekrar aynı hareketin devinimi ve böylece dünya harekete başlayacaktır. Dünya üzerindeki şekillenme de işte bu konveksiyonel akımlar ve magma sayesinde gerçekleşecektir arkadaşlar. Hemen en alt katmanı olan çekirdeğe bir bakalım. Çekirdek artık bizim bitiş noktamız. Çekirdeğin sıcaklık muhtemelen çok daha yüksek olacak. Bunu tahmin edebiliyoruz artık. Yerin en kalın katmanıdır iç ve dış olmak üzere iki ayrılır. Demir ve nikelden oluşur. Bu yüzden biz buna nife ya da knife diyebiliriz. Yani nikel ve demirin bileşiminden oluştuğu için nife adını, knife adını vermişiz. Bu nedenle ağır küre ya da barisfer adını da alabilmekte. Karşınıza çıkabilecek bütün detaylar bununla ilgili bu dipnotlarda verilmiştir. Bunları da unutmayalım. Sıcaklık yaklaşık 5000 santigrat derece. Arkadaşlar inanılmaz bir güce doğru ilerliyoruz. Dünyanın tabanına doğru ilerledikçe çekirdeğimiz yani sıcaklığın 5000 derecelere ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Müzik